Selamünaleyküm arkadaşlar. Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hello people, welcome to my YouTube channel. In now video I'm speaking with the Lavanica talent which an insignia information. Arkadaşlar hepiniz Tunahan Ergan YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber Lavanica saldırı, savunma, pet, ekipman özellikleri hepsinden ayrıntılı bir şekilde anlatacağım inşallah göstermeli bir şekilde. Henüz YouTube kanalımıza abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayalım. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi 2 adet elimizde lavanica var. Şu anda lavanicadan 2 tane kaslı ve bu bizim benim kullanma açısından bana yetiyor ve artıyor bile. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Görmüş olduğunuz ejder koruması yetisi alınan hasar değerini %70 azaltır. Arkadaşlar bu söyleniminden yeni gelen ejder koruması Dragon's Cover'ın savunma olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Yani bu yetiyi savunma herolarındaki konumlarında koyabilirsiniz arkadaşlar. Alınan yansıtılmış hasar değerini 5000 ile sınırlar demesi de alev gardıyla mesela şimdi Lavanica'yı kullandığınız zaman rakip heroya saldırı veriyor. Ve rakip heroda alev gardı varsa ve bunu çoğu arkadaş da bilmiyordur eminim. Alev gardı varsa bu hasarı saptırıp Lavanica'ya geri veriyor. Ve buradaki hasar saptırma değerini 5000 ile sınırlar demesi oldukça güzel bir özellik katılmış. Arenadaki, kale kuşatmasındaki, lonca savaşındaki tüm dengelerin alt üst edildiği ve değiştiği anlamına geliyor bu yetiyle. Ekstra olarak arkadaşlar benim elimde bir adet de kutsal ışık var. Maksimum CP %120 artırır. Alınan hasar da %70 oranında azaltır dediğini görebiliyoruz. Yani bu yeti arkadaşlar bu iki yeti kutsal ışık ve ejder koruması Dragon's Cover ve Sacral Light savunmadır arkadaşlar. Savunmada kullanabilirsiniz. Nişanlara geldiğimiz zaman ben bunu kullandım diyelim. Örnek veriyorum. Şimdi burada ejder koruması var. Ejder korumasını kullandınız ve heronuzun biraz daha saldırı ihtiyacı var. Arkadaşlar saldırı ihtiyacının saldırı doyurganlığını da kötücül anlaşma ile karşılamaya çalışıyoruz. Örnek veriyorum. Lavanicanızda pet sıkıntınız vardır. Hesabınızda ekipman özellikleri, şifa rutini vesaire veya efsun yoktur. Bu noktada kötücül anlaşma vermişsinizdir ve çabuk ölüyordur. Arkadaşlar bunu ek olarak da kutsal ışık hayatta kalma kombinasyonlarına bakın. Bunu kullanabilirsiniz. Kötücü hızır aynı şekilde azim sürüşü bunlar hesabınızda oldukça güzel gider. Yeti nişan kombinasyonlarıdır. Bakın kötücü zırh da çok rağbet görülür arkadaşlar. Çünkü saldırıda kullanılabilen en iyi nişan, yeti nişan kombinasyonlarından birkaç tanesidir. Buna dikkat edelim lütfen. Şimdi buna geldiğimiz zaman da bakın ne koyduk? Ejder koruması, kötücü zırh, ekipman özelliklerimizde efsun olarak şifa rüteli var arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki adamın kudreti 1.6 milyona yakın ve efsun seviyeleri 5.5 değerinde özellik taşımış. Arkadaşlar ben olabildiğince çoğu heroyu, tüm heroları kasmaya çalışıyorum. Ekipman özellikleri bir heroya ekipman özellikleri kasabilmeniz için bir tane heroya takribi olarak arkadaşlar bunu abartısız söylüyorum. Şansınız yaver giderse 20K'ya gitmezse 40 ila 50K arasında elmas denemesiyle bunları oturtabilirsiniz. Ve aramış olduğunuz ekipman özellikleri kritik hasar, kaçınma bu gibi vuruş oranı gibi ekipman özellikleri ise çok zor düşüyor. Kritik dayanıklılığı özellikle. Hani bu şekilde benim amacım çoğu hero böyle dizmek, ekipman özelliklerini oturtturmak ve sonrasında dizmiş olduğum heroların çoğunda ilk altı özelliklerle kasıp ekipman özelliklerini buna göre şekillendirmek arkadaşlar. Bu şekilde söyleyeyim. Ekipman özelliklerimiz bu şekilde olacak. Sizler de aynı bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi gelelim ki savunma yaptık ve saldırı istiyorsunuz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz yet kret kombinasyonu ben şunu söyleyeyim. Bunlar tamamıyla denenmiş yeti nişanlardır. Neden ben bunları 10 seviye yapmadım? Arkadaşlar çünkü çok fazla para yatırmamıza veya o ahım şahım büyük derecelerde bunlara paket almak ona buna gerek yok. Elimizdeki
malzemenin değerini bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani har vurup harman savurup hepsini kullanırsak sıkıntı olacaktır. Ama ben mesela benim Lavanica ben genellikle savunma kullandığım için bunları 10 seviye yaptım. Saldırıya çok fazla özen göstermedim öyle söyleyeyim. Aslında neden? Çünkü burada Yeti savunma, nişan saldırı, efsun savunma, pet savunma ve ekipman özelliklerimiz saldırı olduğu için ben biraz dengede tuttum arkadaşlar. Ve Yeti nişan ekipman özelliklerini hepsini saldırı dizmek istemedim. Ama dizecek olan arkadaşlar varsa kaba kuvvet ve kötücü zırh, kötücüyle anlaşma kombinasyonu hesabınıza oldukça güzel gider. Bakın bunun altını tekrar çiziyorum. Kaba kuvvet arkadaşlar hasar limitlerini çok yükseltir. Gerçekten yani hesabınıza, heronuza kaba kuvvet verirseniz saldırıda tabii ki de. Ve kötücü anlaşma, kötücü zırh bunları koyarsanız hesabınızdaki farkı anlayacaksınız arkadaşlar. Buna da süper parlak şahini kullanabilirsiniz mutant petlerde. 35 seviye olması gayet güzel olacaktır. Mutant petin ekipman özelliklerine CP kasabilirsiniz arkadaşlar. Oldukça güzel gidecektir. Bakın vermiş olduğumuz kaba kuvvetimiz, gerçek saygımız. Bunları kullanabilirsiniz. Kaba kuvveti tavsiye ederim. Çünkü saldırı da mükemmel derecede işlev gören yetilerden bir tanesidir. Geldiğimiz zaman kötücü zırh var. Bu kötücü zırh yerine arkadaşlar kötücül anlaşma kullanabilirsiniz. Yani bunlar tamamıyla size kalmış azim sürüş kullanabilirsiniz. Kötücül anlaşma kullanabilirsiniz. Tabii ki de biz video esnasında bunu deneyeceğiz. Ve şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. YouTube kanalında istediğiniz tarzda videolar varsa eğer böyle bununla ilgili video çeker misin, onunla ilgili video çeker misin gibisin yorumlarda belirtin. Elimden geldiğince sizlerin isteği doğrultusunda video çekmeye çalışayım arkadaşlar. Bakın kader seviyemiz 80-81 arasında ve bilmeyen az arkadaşlar var. Buradaki benzer heroları bu arada külmatronu geliştirmemişim ben. Benzer heroları geliştirdiğiniz zaman yani buradaki yok edici, alevli kanatlar vesaire bunların kader, yeti, XP, özellik, level kısmını yükselttiğiniz zaman tüm heroların buradaki bakın yıldız kısmı, puan kısmı, mavi kristal kısmında yükselmiş oluyor. Ve buna ek olarak da CP vuruş oranı kaçırma gibi özelliklere sahip oluyor. Arkadaşlar heromuzun yeti kriti anlatımı bu şekilde inşallah. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Teşkilatma sonrasında aktif saygılı tüm arkadaşları bekliyoruz. 46 milyon kudrete sahibiz. Lonca Savaşı, Kale kuşatması oldukça elimizden geldiğince başarılı bir şekilde giriyoruz. Şimdi gelelim ki Hero'muzun denemesine. Bakın şu anda Hero'muzun denemesini yapacağım. Hero'muzun denemesini yaparken ben şuradan karanlık zindan kısımlarından 7. zindan bakalım. Aynen. 6. zindanın son kısmından ilerlemek istiyorum arkadaşlar. Bakın bunun açık bir şekilde saldırıda ve savunmada farkını göstereceğim sizlere. Şimdi geldiğimiz zaman bunlar kitleyecek eronuzu şu basmış olduğum yerde. Kitleme var. Uga'yı da saldık. Bunu salmak istemiyorum. Çünkü CP basmasını ne kadar güzel savunduğunu sizlerin de görmesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Bakın şu anda giriyoruz. Lavanica'yı kullandık. Bakın şu anda Lavanica kendi başına ilerliyor. Ejder koruması ve kötücü zırh nişanını kullandık. Pet'te Ruduf var arkadaşlar. Şu anda gayet güzel bir şekilde ilerliyor ve hasar limitleri bence gayet güzel. Hasar alma limitleri de mis attığı için ve kendine sürekli daim olarak CP bastığı için güzel bir şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Kritik hasar burada Hero'muzun rakip oyunculardaki kritik hasar limitlerini yükseltiyor. Kritik hasardaki amacımız arkadaşlar şunu söyleyeyim. Kritik hasardaki amaç rakip oyuncu üzerindeki vermiş olduğunuz hasarı bazı hero'larda tabii ki de hesaplarda hasar limitlerini indirgenerek yapılır. Bakın şu anda hero gitti. Kaçıncı dakikada? 2.15-20. saniyede gitti. Şimdi Yeti Nişan'da ufak bir oynama yapacağız. Demek istediğim olay buydu arkadaşlar sizlere. Yani gerçekten yapması da güzel olmuş. Şimdi ejder korumasını verdiniz. Bir de kutsal ışık hayatta kalma kombinasyonu yapabilirsiniz. Anlatmak istediğim olay bu. Tamamıyla sizlerin denemesi ve rakip oyuncular üzerindeki indirgenerek hesaplanması gereken şeyler bunlar. Şimdi geldiğimiz zaman tekrardan deniyoruz. Bakın karanlık 6. zindanda. Şimdi tekrardan deneyeceğim ve süre zarfına dikkat edelim. Bakın şu anda aynı şekilde ilerliyor. Hasar limiti birazcık daha düşürülmüş bir şekilde arkadaşlar. Çünkü kötücü hızırla hasar limiti yüksek. Ejder koruması ile biraz daha CP ve hasar limitlerini azaltıcı olduğu için bakın şu anda
ilerleyecek. Bakalım nasıl olacak bu sefer de. Bu sefer bakın bu Yeti Nişan kombinasyonu her omuzun biraz daha savunmaya yönelik olduğunu gösterici bir Yeti Nişan kombinasyonudur. Hayatta kalma kutsal ışık. Hayatta kalma CP basar, kutsal ışık CP basar. Hayatta kalma iyice aşırı bir derecede CP basıp kutsal ışıkta her omuzun CP ve hasar limitlerini azaltıcı bir nitelik taşıyacaktır. Bakın şu anda görmüş olduğunuz gibi ilerliyor 2,20 saniye. Daha demin 2,15 saniyede ölmüştü. Bakın şu anda ölme değeri yok. Ama dediğim gibi bunlar sizin kullanmış olduğunuz yere göre saplayıcılıkla değişebilir. Buna göre her hesabınızı ve her olanınızı dizmenizi tavsiye ederim arkadaşlar sizlere. Hani tüm erolar salsak da burayı fulleyecektir. Göstermemiz bu şekildeydi. YouTube kanalımıza destek için YouTube kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım. Cümleten selamun aleyküm. Allah'ın selamı rahmeti hepimizin üzerine olsun inşallah.